Kadıköy'de bahar temizliği kıyı şeridiyle başladı. Her pazartesi günü farklı bir mahallede gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla mesaiye başlanan Çiğli'de, Başkanımız Utku Gümrükçü ve çevre gönüllülerinin katılımıyla kıyı şeridi temizlendi. Sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları sonunda 5 ton çöp toplandı. Çiğli Belediyesi tarafından iklim değişikliği uyum çalışmaları kapsamında birçok ülkede uygulanan yağmur sularının depolanarak belediye hizmetlerinde kullanılmasını sağlayacak yağmur hasadı uygulaması başlatıldı. Belediyemiz, normalleşme kapsamında COVID-19 salgınının esnafımızda yarattığı ekonomik kayıpları giderebilmek için alınan yeni kararlar sonrası kepenk açan ilçedeki kahvehane esnafına 1000 lira nakdi destek ödemesinin yanı sıra çay, şeker, kolonya ve maske desteğinde de bulunuyor. Çiğli Belediyesi tarafından kadınların ruhen bedenen kendilerini iyi ve güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla Çiğli Belediyesi Atatürk Spor Salonu'nda öz savunma eğitimi, Dünya Tekvando Kumsi Şampiyonası'nda dünyanın en iyi kadın antrenörü seçilen Nesibe Altun tarafından veriliyor. Başkanımız Utku Gümrükçü ve Çiğli Belediyesi'nde görevli kadın bürokratlar, insan hakları ve evrensel adalet hedefiyle herkes için kapsayıcı bir eşitlik anlayışına dikkat çekmek amacıyla uluslararası kurum ve kuruluşların işbirliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne yönelik başlatılan Choose to Challenge kampanyasına destek verdiler. Vatandaşlarımızla yakınlaşmanın en etkili yeri ve yerel yönetimlerin en önemli unsuru olan muhtarlarımızı Mart ayında da ziyaret eden Başkanımız Utku Gümrükçü talep ve sorunları dinledi. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayan belediyemiz, şehit mezarlığının temizlik ve bakımını titizlikle sürdürüyor. Belediyemiz tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü anısına Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen Atatürk Heykeli'nin açılış töreni halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Törene heykeltıraş Ekin Erman, Muharip Gaziler Derneği üyeleri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği açılışta Başkanımız Utku Gümrükçü heykeltıraş Ekin Erman'a plaket takdim etti. Çiğli Belediyesi ile İzmir Tabip Odası işbirliğinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği kapsamında pandemi sürecinde yaşamını yitiren 385 sağlık emekçisinin ismi Çiğli'de oluşturulan Sağlık Emekçilerine Saygı Anı Ormanı'nda yaşatılacak. İzmir Tabip Odası'nın katkılarıyla Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine Başkanımız Utku Gümrükçü, İzmir Tabip Odası yöneticileri, hekimler, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllü vatandaşlar büyük katılım sağladı. Çiğli'de güvenlik görevlilerinin sorunu çözüldü. Başkanımız Utku Gümrükçü, DİSK Genel İş 8 No'lu şube temsilcileriyle bir araya gelerek, yıllardır taşeron firma bünyesinde düşük ücretle çalıştırılan 69 güvenlik görevlisi personelin mağduriyetini gidererek iş barışı ve huzurunu sağlamış oldu. Çiğli'de engelsiz yaşam için protokol imzalandı. Belediyemiz ve İzmir Direnen Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile işbirliği protokolü kapsamında derneğe ait olan asansörlü engelli aracı Çiğli Belediyesi'ne tahsis edildi. Çiğli Belediyesi tarafından 2021 yılında kurum içinde kullanılacak elektrik enerjisinin karşılanması adına yapılan elektrik enerjisi alım ihalesiyle bir önceki yıla nazaran %12 tasarruf edilecek. Çiğli Belediyesi yakınlarını kaybeden ailelerin zor günlerinde acil ihtiyaçlarını karşılamak adına taziye paketi uygulamasını hayata geçirdi. Çiğli Belediyesi dijital devrimlerine devam ediyor. Belediyemiz, rayiç bedel sorgulama sistemini Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne entegre ederek vatandaşların gayrimenkul satış işlemlerinde emlak vergi değeri belgesini almak için belediyeye gelmek zorunda kalmayacakları yeni bir dönemi başlattı. Başkanımız Utku Gümrükçü, kentin marka değerini yükseltmek ve turizm potansiyeline doğru yön vermek amacıyla İzmir ve Doğu illerinde faaliyet gösteren turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.
TÜRSAP İzmir ve Aydın Bölge Temsil Kurulu'nun işbirliğinde düzenlenen, İzmir'de bulunan Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 100 seyahat acenta temsilcisiyle Pelikan Sosyal Tesislerindeki toplantıda bir araya gelen Başkanımız Gümrükçü, Çiğli'nin doğal, tarihi, kültürel, sportif ve sosyal yaşam konularını içeren geniş kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yaptı. Ev sahipliği için Başkanımız Utku Gümrükçü'ye teşekkür eden İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve TÜRSAP Başkan Yardımcısı Ali Bilir, bundan sonraki süreçte Çiğli Belediyesi ile birlikte turizmle ilgili önemli işbirliği projeleri geliştirmeyi umut ediyoruz dedi. Çiğli Belediyesi'nde bütünsel kalite yönetimi eğitimi. Göreve geldiği ilk günden itibaren "Bir kente hizmet, onu sevmekle başlar" mottosuyla çalışmalarını sürdüren Başkanımız Utku Gümrükçü, çağın gereklerine uygun, dinamik, yenilikçi ve dijital dönüşüm odaklı belediyecilik anlayışıyla Çiğli Belediyesi'nde köklü bir kurumsal değişime öncülük ediyor. Bu anlayışla hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların memnuniyetini sürekli kılmak adına bütünsel kalite yönetim sistemini yönetsel ve operasyonel tüm iş süreçlerinde uygulamaya başladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü söyleşileri kapsamında İstanbul Sözleşmesi nedir, eşit haklara erişim, işte eşit kadınlar, başarılarıyla ilham veren kadınlar ve şair kadınlar konuşuyor konu başlıklı çevrim içi etkinliklerimizi çok sayıda vatandaş izledi. Çiğli Belediyesi, sanattan uzak kalan sanatseverleri Dünya Şiir Günü'nde birbirinden usta şairler ve şiirleriyle buluşturdu. Dünya Tiyatro Günü etkinliği kapsamında tiyatroların kapalı olduğu ve sayısız güzel oyunun eksikliğini hissettiğimiz bu günlerde Çiğli Belediyesi dijital teknolojinin gücüyle tiyatrocuları bir araya getirerek çok sayıda sanatseverin karşısına çıkardı. Park bahçeler, fen işleri ve temizlik işleri müdürlüklerimizin çalışmaları her zamanki çalışma temposuyla Mart ayında da hız kesmeden devam etti.